Ankara Batıkent'te ağız ve diş sağlığı alanında hizmet veren bir kliniği ziyaret ediyor ve ortodontist Yağmur Uzun Şengör'ü tanıyoruz. Ben ortodonti uzmanı Doktor Yağmur Uzun Şengör. 12 yıldır bu mesleği yapıyorum, uzmanlığımı aldıktan sonra. Ve 7-8 yıldır da kendi muayenehanemde hizmet veriyorum. Peki bizlere buradan bahsedebilir misiniz? Burası ne zaman ve nasıl kuruldu? Ankara Batıkent'te muayenehanemi açtım. Bundan ortalama 8 sene önce. O zamandan itibaren de hep buradayım. Haftanın 6 günü burada hizmet veriyorum hastalarıma. Bu şekilde hizmetlerimize devam ediyoruz. Ortodonti, diş tedavileri ve horlama tedavilerinin yapıldığı klinikte uygulanan diğer diş tedavi yöntemlerini, ortodonti alanında verilen hizmetleri ve horlama tedavisinin önemini ortodontist Yağmur Uzun Şengör'den öğreniyoruz. Ben ortodonti uzmanı olduğum için daha çok diş tedavilerini diş çapraşıklıkları üzerinden yapıyorum. Ancak burada eşimle beraber çalışıyoruz, o da diş hekimi ve diğer işlemlerimizde de o bana yardımcı oluyor. Ama onun dışında kanal tedavisi, dolgu, diş taşı işlemleri, implant cerrahisi vesaire her türlü işlemimizi kliniğimizde yapıyoruz. Bu işlemleri biraz detaylandırmak istiyorum. Burada tam olarak neler yapıyorsunuz, hangi yaş gruplarından hastalarla çalışıyorsunuz ve nasıl bir çalışma şekliniz var? Burada çocuk hastalarda dahil olmak üzere yaş sınırı olmaksızın bütün hastalara hizmet verebiliyoruz. Özellikle ben ortodontik tedaviler yaparken bilinenin aksine hastaların en erken dönemde bana gelmesini istiyorum. En küçük hastam 3 yaşında, bu şekilde söyleyebilirim size. Olabildiğince erken olaya müdahale ettiğimizde burada koruyucu hekimlik aslında devreye giriyor. Yani olay şuna dönüyor. Herhangi bir problem olmaksızın önce bunu çözelim. Yani bir problem oluşmadan önce ne gibi önlemler alabileceğimizi ailelere anlatalım. Bu yüzden ben olabildiğince erken hastaları görmek istiyorum. 3 yaş, 4 yaş. Annelere, babalara herhangi bir ortodontik yani dişle alakalı çenesel problem olmasın diye neler yapabileceklerini anlatmak istiyorum. Bu anlamda ne kadar erken hastalarımızı görürsek sonuçlarımız da o kadar kalıcı ve iyi oluyor. Yani siz problemi çözmeyi değil önlemeyi istiyorsunuz diyebiliriz. Evet. Ben kesinlikle koruyucu ortodontiyi çok daha fazla önemsiyorum. Tedavi edici ortodonti tabii ki yaptığımız bir branş zaten ama bunun ötesinde bu problemler oluşmadan, çocukların diş ve ağız yapıları bozulmadan neler yapabiliriz? Bununla ilgili bilgilendirme yapmak ve önlem almak benim için çok daha önemli. Peki sizce ağız ve diş sağlığı konusundaki en hassas nokta tam olarak nedir? Ağız solunumu. Burada temel problemimiz ağız solunumu ve bunun üzerinden çalışıyorum zaten ben de. Ağız solunumu yapan her bireyde yaş sınırlaması olmaksızın yeni doğan döneminden 80 yaşına kadar mutlaka diş ve çene yapısıyla ilgili problemler görüyoruz. Çene yapısıyla ilgili ne gibi problemler? Çene darlığı, işte diş çapraşıklıkları, günümüzün çocukları çok aktif ağız solunumu yaptığı için aslında şu anda pek çok çocuğun ortodontik problemi var daha öncekilerin aksine. Onun dışındaki diğer problemlerin nedeni de ağız solunumu. Hani nedir diğer problemler? Mesela diş çürüklerine olan yatkınlık. Ne kadar dişinizi güzel fırçalasanız da, oral hijyeninize dikkat etseniz de ağız solunumu yapan, sürekli ağızdan nefes alan birinin diş eti sağlığının ya da dişlerinin sağlıklı olmasını beklemiyoruz. Bu yüzden benim için temel kriter bu. Hastalarıma da bunu anlatmaya ve öğretmeye çalışıyorum. Ağzımızı kapattıktan sonra zaten pek çok problemin de önüne geçebiliyoruz. Bu tarz problemlerin çözümü hakkında bizlere kısaca bilgi verebilir misiniz? Biraz da bunların tedavi yöntemlerinden bahsedecek olursak, aslında yeni doğan döneminden itibaren başlamak gerekiyor. Yani dil bağı ve dudak bağı olan çocuklarda hatta bebeklerde emme problemleri, yutkunma problemleriyle başlıyor burada temel mevzu. Bundan dolayı da bu anlamda yani bu durumdan itibaren tedaviye başlamak gerekiyor. Bu yüzden ben hastaların olabildiğince erken dönemde önce bilinçlenmesi yani bir problem oluşmaması için neler yapması konusunda bilinçlenmesini önemsiyorum. Sonrasında da 5-6 yaş civarında üst çeneyi genişletecek veya alt çeneyi genişletecek daimi dişler sürerken bunların doğru yerde sürmesini sağlayacak apareylerle işe başlıyoruz. Çünkü erken dönemde kullandığımız apareyler hem daha şirin hem daha konforlu ve kolay.
kolay. Hem de takma ve kullanma süresi olarak çocuk için çok daha alternatifli. Ama yaş ilerledikçe ve problem gitgide büyüdükçe hem kullandığımız apareller, ağız içerisine taktığımız, yerleştirdiğimiz şeyler çok daha zor oluyor çocuk ve ebeveynler için. Hem de daha uzun süreli kullanmak gerekiyor. Bu yüzden hani ne kadar erken sorunumuzu çözersek o kadar iyi olarak düşünüyorum. Özellikle çocuk hastalarda. O zaman işin püf noktası erken tedavi diyebiliriz. Evet, ne kadar erken dönemde birlikte olursak o kadar iyi olacaktır. Çünkü benim yaptığım aslında tedavi yöntemi hava yolu odaklı ortodonti. Bu airway ortodontik ya da o airway dentistry diye geçen bir kavram aslında. Tam Türkçe karşılığı yok ama bunu şöyle çevirebiliriz. Hani hava yolu merkezli veya odaklı ortodontik tedavi. Bu şu demek, her yaştan hastanın işte 3 yaşından 80 yaşına kadar her yaştan hastanın doğru nefes alabilmesini sağlamak. Bunun temeli de çene ve diş yapılarından kaynaklanıyor aslında. Çünkü üst çene ve burun birebir birbirine bağlı kemikler ve bunlarda doğru gelişim sağlayamazsak işte ileride horlayan ve apne problemi olan yetişkinlere dönüyor iş bir şekilde. Ben bu yüzden bunlar olmasın diye çocuk yaşta müdahale etmek istiyorum. Ancak bunlar oldu. Peki bu durumda hani ne yapacağız? O zaman da yetişkinlerde yine aynı şekilde horlama tedavisi yapıyorum. Mesela nelerle yapıyoruz bunu? Horlama protezi kullanıyorum veya erbium yak lazerle sarkan yumuşak damağın ve küçük dilin liftingini, yani toparlanmasını sağlayarak aslında hastanın hava yolunu yine açarak onun horlama problemini çözmek için gayret gösteriyorum. Peki Yağmur Hanım, sizce bu tedavilerdeki en kritik nokta nedir? Horlama ve uyku apnesi tedavisinde de yine burada kritik noktamız erken dönem. Çünkü yaş ilerledikçe hem kilo problemleri artıyor, hem metabolizması yavaşlıyor, hem de bu sarkan dokular, yani küçük dilden ve yumuşak damaktan bahsediyorum, çok daha fazla defekte uğramış oluyor. Ne kadar erken bunun çözümünü sağlarsak hastamızın konforunu ve bu hastalıktan kurtulmasını da o kadar kolay sağlamış oluyoruz. Burada da yani erken müdahale çok önemli. Peki siz bu noktada hastalarınıza ne tavsiye ediyorsunuz? Özellikle horlama problemi ve apnesi olan hastalarda bu durumun farkında olmaları çok önemli. Çünkü genel kanı olarak horlamanın normal olduğu düşünülüyor. Hani hem partner açısından normal, evet onun uyku kalitesini bozan bir şey ama genel olarak herkes horlar. Aslında böyle bir durum söz konusu değil. Bebeklik ve çocukluk döneminde de horlama görüyoruz. Bunlar da dahil olmak üzere horlamak, hırıltılı solunum yapmak, gece uyurken nefes durması, bunların hiçbiri hiçbir zaman ve hiçbir şekilde doğru olamaz. Bu nedenle bunun farkında olup ne kadar erken çözümünü sağlarsak o kadar hızlı ve kolay tedavi edebiliyoruz hastaları. Böylece hem yanımızda uyuyan kişilerin konforunu sağlamış oluyoruz, hem de kaliteli uyku uyumuş ve hayatımıza doğru devam etmiş oluyoruz. Yağmur Hanım, az önce horlamanın normal karşılandığını ama bunun normal olmadığını söylediniz. Açıkçası ben buradan çok şunu merak ediyorum. Bunun gibi doğru bilinen başka yanlışlar da var mıdır? Şöyle bir doğru bilinen yanlış var. Çocuklarımızı 12 yaşına kadar bütün süt dişleri düşüp daimi dişleri sürene kadar beklemeliyiz. Mevcut problemi bir görmeliyiz. Ondan sonra işte ne olacaksa tedavi etmeliyiz. Hayır, bu kesinlikle yanlış. Olabildiğince erken bir problem olduğunu fark edebiliyorsak eğer çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Ben en çok bu iki konu üzerinde duruyorum. Bir, hangi yaşta olursa olsun horlamak ve ses nefes almak yanlış. Bunu çözmemiz gerekiyor acil olarak. Bu normal kabul edilemez asla, yaygın olsa da. İkincisi de çocuklara bir tedavi için bütün süt dişlerinin düşüp ergenlik dönemini, yani daimi diş dönemini beklemeliyiz. Bu da kesinlikle yapılan büyük bir yanlış. Çünkü burada çok daha sorunlu tedavilere, daimi diş çekimine mecbur kalarak daha zor tedavilere yönelmek durumunda kalıyoruz. Elimizde daha güzel imkanlarımız varken bunları hızlıca değerlendirmemiz gerekiyor. Yağmur Hanım, şimdi de şunu merak ediyorum açıkçası. Şu anda Ankara Batıkent'te hizmet veriyorsunuz ama Şehir dışından gelen hastalarınız da var. Sizlere ulaşmak isteyenler neler yapıyorlar? Sizlere nasıl ulaşıyorlar? Ve sizler tam olarak hangi bölgelere hizmet verebiliyorsunuz? Ben sosyal medyayı çok aktif olarak kullanıyorum ve aslında hastalarıma ulaştığım en büyük kanal TV ve sosyal medya. Bu anlamda Ankara dışından çok fazla hastaya hizmet verebiliyoruz ve ağırlayabiliyoruz burada. Özellikle horlama ve apne şikayeti için gelip burada bizim için kalan, konaklayan hastalarımız oluyorlar. Ama burada güzel sonuçlar aldıklarını görmek bizim için de mutluluk verici. Onun dışında çocuk hastalarda da 1 veya 1,5 ayda bir kontrol gerektiği için Ankara dışından çok rahat gelip gidebiliyorlar. Ve takiplerini bazen telefondan görüntülü konuşma üzerinden de yapabiliyoruz. Bu anlamda Ankara dışından da pek çok hastamızı tedavi edebiliyoruz. Peki sizce hastalarınız neden sizleri tercih ediyorlar? Öncelikle erken müdahalenin önemini kavradıkları için, çocuklarındaki bu horlama ve ağız solunumu probleminin farkında oldukları için, özellikle son dönemde bununla alakalı çok ciddi
hasta popülasyonunda bir artış oldu. Bu beni aslında çok mutlu ediyor. Çünkü insanlar çocukların dişleri bozulmadan bunu önleyebileceklerinin artık farkına varmış durumdalar. Bu yüzden tercih ediyorlar. Bir diğer tercih etme sebepleri de horlama tedavisi. Diş hekimleri arasında çok yaygın bir tedavi yöntemi değil bu. Genelde kulak burun boğaz uzmanları tarafından yapılıyor. Tabii ki ben de onlarla konsült ederek zaten tedavilerimi gerçekleştiriyorum. Mutlaka bir onay veya bir görüş alıyorum bu anlamda. Ancak horlama protezleri ve lazerli lifting tedavileri de gerçekten hastaların hayat kalitesini çok arttıran tedavi yöntemleri. Kesinlikle öyledir. Sizler de bunu çok güzel anlattınız. Yağmur Hanım, son olarak şunu sormak istiyorum. Ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ve son olarak diş hekimlerinin uyku kaliteniz üzerindeki önemine dikkat çekmek istiyorum. Hem çocuklarınızda hem de yetişkinlerde kaliteli rahat bir uyku uyuyabilmek için çene yapınızın çok doğru gelişmesi gerekir ve bu yüzden de bize emanetsiniz. Lütfen bu konuda farkındalığınızı arttırın. Görüşmek üzere. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.